Dünya Ekonomi Forumu kıdemli danışmanı Cüneyt Sapsu yanımızda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Cem. Bu sene gelenler kadar gelmeyenler de ön plandaydı. Farklı bir Davos yaşadık. Sizden bekliyoruz detayları. Şimdi bu sene bilhassa Türk medyasında duyduğum işte Davos öldü, Davos sönük vesaire şeyleri duydum da Almanya, Çin, Japonya ve bunun gibi yanlış hatırlamıyorsam 49'a yakın devlet başkanı, cumhurbaşkanı, kral, başbakan neyse bunlar sayılmayıp işte bir tek bir iki kişi üzerinde söyleniyor. Onları saymazsak evet çok sönük geçti de diyebiliriz. Gelmeyenlerle herhalde onu kastettin ama burada şöyle bir şey var. Davos'un ne demek olduğunu pek bilmeyenler için, yani farz et ki hakikaten gelmediler, 49 devlet başkanı gelmedi. Davos nedir? Davos'ta siyaset aşağı yukarı 1/4'dir. Geri kalan 1/3 ise kültür, sanat, akademi ve iş çevresi. Yani bunların karışımıdır Davos. Siyasiler sadece böyle bir renk katıp medyayı biraz daha çekmek için kullanılır. Başka bir şey değil. O yüzden bu seneki Davos bence çok uzun zamandır yaşadığım en güzel Davos'tu. Küreselleşme 4.0 bu yılın ana başlığıydı. Altında pek çok alt başlık yer aldı. Sizin için izlediğiniz Davos'lar arasında bu yılın farkı neydi? Ve kapalı kapılar ardında özellikle nelerden bahsedildi? Şimdi geçen sene kaldığım yerden devam etmek istiyorum ama o kadar fazla alt başlıklar vardı ki dinleyici veya seyircilerimizi şey yapmadan, sıkmadan böyle süratle bir herkesi şöyle bir tek tek düşündürebilecek biraz başlık vermek istiyorum. Sonra da geçen seneden kaldığımız yerden 4.0'a devam edelim arzu edersen. Biraz evvel şundan bahsettim. Davos aslında sadece siyasi bir sirk değil. O medya için, medyatik olmak için kullanılan bir şey. Ben 1992'de bunu birkaç arkadaşıma da dün akşam anlattım. 1992'de Bill Gates'i seyrettim. Darca bir toplantıda avucunu açtı, şu kadar şöyle dedi, bu kadar bir ileride dedi bir kompüter yapmak istiyorum, hayalim. Aslında buraya vardık. Bir tek dedi film yeterince ince değil ama yakında gelecek. $50 olmasını istiyorum. Onu beceremedi. Yani smartphone'lardan bahsediyor aslında. 92'de. Daha yeni cep telefonları koca koca hatırlarsınız yeni çıkmıştı. Ve internete de uzaydan, satellite'dan bağlanmasını istiyorum ki bilgi Afrika'nın bir köyüne de ulaşabilsin. Bunu ben Davos'ta 92'de duydum. Veya 95'te kök hücre. Kök hücreden bahsetmeye başladılar. Bu sene şöyle başlıkları not ettim. Tek tek bir şöyle hemen bir okuyayım. Birazcık Davos sönük değil ama endişeli geçti diyebilirim. Yani geçen seneye nazaran daha fazla endişe vardı insanlarda. Çünkü konular çok fazla ve çok iyi bir yere de gitmiyor. Sadece ekonomi değil. Yani sadece işte Çin'in, Hindistan'ın Amerika'yı kat ve kat geçebileceği, o yüzden de şu anda aslında savaşların başladığı, işte trade wars, ticari savaş diyoruz ama aslında çok daha ciddi savaşların, cyber savaşların başladığı bir dönemdeyiz. Ama mesele o değil sadece. Mesela modern kölelik. Modern kölelik diyorum buna. Yani eski kölelikten farklı. En az 40 milyon kişi şu anda köle gibi çalıştırılıyor. Ama ciddi. Ve bunların %70'i kadın, %25'i çocuk. Ki bunun içinde zoraki evlilikler de dahil. Çünkü o da bir nevi kölelik. Ve bunun üzerinde duruldu. Ve hakikaten 3 kız sahibi olarak her 3 şu anda yaşayan her 3 kadından birinin hayatının en az bir şeyinde, bir safhasında cinsel tacize
ve şiddete maruz kaldığı konuşuldu. Tabii ki korkutucu, ürkütücü bir rakam, bütün dünya gelirinin şu anda 1/8, %12,5 organize suçların elinde olduğu konuşuldu. Tabii ki 2006'dan bu yana bir güçlü liderlik neticesi de daha otoriter bir dünyaya gelindiği ve tabii ki hürriyetlerin, hakların kısıtıldığı, yani kısıntıya uğradığı konuşuldu. Teknomilliyetçilik her yerde başladı. Her memleket kendi teknolojisini kendine saklamaya başladı. Aynen bu eskiden hani nükleer güçte, nükleer santralleri sadece Amerika, ondan sonra Rusya, ondan sonra şu da falan filan, bu şekilde girmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri hani kara harp, kara, deniz, navy vesaire, bir de Space Command'ı kurdu. Bu çok ciddi bir gelişmedir, Space Command. Aynı şekilde Çinliler daha yeni, belki hatırlarsınız, bize göre ayın arka tarafı, yani karanlık tarafına girip orada ne yapıldığı, ne yaptığı çok bariz bir şekilde askeri sebeplerden dolayı oraya üstlenmeye başladı. Tabii ki şöyle bir rakam söyleyeyim, çok değil, 20 sene sonra dünya nüfusunun artışı %50'si Afrika'da olacağı düşünülürse, bu şimdi başlayan göç dalgalarının hiçbir zaman bitmeyeceği, bunu nasıl yerinde önlenebileceği konuşuldu. Başka, yani var da var aslında. Nüfusun pek fazla konuşulmayan, köşe yazarlarınca yazılmayan şeylerden bahsetmeye çalışıyorum. Yani nüfusun yaşlanması, geçen sene de galiba vardı, söylemiştim. Çok acil bir şekilde emeklilik yaşının yükseltilmesi vesaire. Çok sıkıntılı ve benim bu kadar da çabuk olacağını ümit etmediğim iklim değişikliği ve dünyanın çok süratle ısındığı. Misalen tahmin ediyorum çoğumuz bilmeyiz, ben bilmiyordum. 1970'ten bu yana 49 sene içinde dünyada yaşayan tüm varlıklarının 1/3'ü yok olmuş şu anda. 1/3'üyle yaşıyoruz. 70'i hatırlayanlar, 1/3 daha fazla yaşam vardı bu dünyada. Çok çabuk bir şekilde gidiyor. Tabii afetler iklim değişikliğinden, ısınmadan dolayı artıyor. İşte daha dün ya da evveli gün söylediler, Antalya'da bir hortum. Yani bunları biz duymuyorduk bundan 3-5 sene evveline kadar. Tabii ki gıda yetersizliği, iklim değişikliğinden dolayı. Ve çok değil, inşallah çoğumuz yaşayacak, 15-20 sene içinde buzsuz bir kutuptan bahsediyoruz. Sıfır buz. Tabii ki suların yükselmesi, şehirlerin altta kalması falan, bunlar bir yerde de, asıl daha önemlisi tüm dünya iklimlerinin değişmesi. Çünkü kuzey soğuk, ekvator sıcak, tamamen değişecek. Big Data'ya geliyorum, fakat daha evvel dikkatimi çeken bir şeyden de bahsetmek istedim. O da sanal, Türkçesi arttırılmış gerçeklik deniyor galiba. Bu oyunlarda vardı. Hepimiz işte biliyoruz, işte oyun oynuyoruz. Spielberg'in bir filmi vardı, Player One. Türkçesi Başlat. Birçoğumuz seyretmiştir. Geçen sene miydi galiba? Bu artık çok değil, 10-15 sene içinde gerçek olacak. Yani bizler artık filmlerde seyrettiğimiz şeyleri yaşayacağız. Alacağız şeyi ve iyice yalnızlaşacağız. Ergenlik sendromu, 1 milyar ergen 10 sene içinde büyüyecek ve nasıl hazırlayacağız bunları? Çünkü şu anda okula başlayan birinin 100 tane meslek varsa 65'i olmayacak o büyüdüğünde. Bunlar konuşuldu. Ve tabii ki çocuklarınızı yapay zekanın ulaşamayacağı şeylere hazırlanmamız gerektiği konuşuldu. Yani yapay zeka belki ileride her şeye ulaşacak ama
en geç ulaşacağı diyelim. Bunlar nedir? Kreativite. Bunun için çocukları ders çalıştıracağınıza sokağa bırakın. Diğer şeyleriyle beraber, aynı yaştakileriyle beraber oynasınlar. Kreativiteleri artsın ve insanlara ahlak, kültür ve din öğretin deniyor. Tabii bunu sadece ben değil, bunu Jack Ma söylüyor. Yoksa ben desem tamam din dedi, don dedi, o her şeyleri şey yaparlar, söylerler. Yani bir yandan geçen sene bahsettiğim bu zeka, yapay zekanın strateji nasıl gelişecek, nereye gelişecek konuşurken bir yandan da nasıl korunabiliriz artık konuşulmaya başladı. Gizlilik, uzay sahasının korunması ve geçen sefer data sahibi küçük bir gruptan bahsetmiştim olacağından. Herkes tabii bunun farkında ve nasıl açabiliriz, nasıl bunu önleyebilirizler konuşulmaya başladı. Yani tüm dünyaya mal olabilsin, yoksa bu teknolojik teknomilliyetçiliğini önleyelim dendi. Başka, yapay zeka empati kurmayı öğretiyorlar yapay zekaya. Bence çok önemli bir mevzu, o kadar çok data geliyor ki hepimize, data kirliliğinden bahsedeyim. Bunun içinden hakikati, yani doğruyu, gerçeği artık anlamak neredeyse imkansız. Doğru bilgiyi nasıl alabiliriz, nasıl şey yapabiliriz? En basitinden açın işte bugün internet neye kullanılıyor? İşte Twitter'da ağzınıza geldiğinizi söyleyebiliyorsunuz. Kimsenin umuru değil. Doğru mu, yanlış mı? Yanlış bir şey bile olsa yayılabiliyor milyonlarca sefer. Instagram ne için kullanıldığını biliyorsunuz. Yani ve bunun sebebine de biraz sonra geleceğim. O da yalnızlık aslında. Yani o da çok konuşuldu burada. Bu arada son bir şey daha dikkat çekici, benim dikkatimi çeken hibrit robotlar. Japonlar bilhassa hibrit robot. Hibrit robot dediğimiz şeyi, insan hücrelerinin eşdeğer bir şekilde yapıyor. Kendilerini sağlıkla düzeltebilen ve bu hibrit robotlar sayesinde de birçok şey keşifleri, sağlık keşifi çok daha çabuk olabileceğini söyleniyor. Yani şimdi mesela işte farelerde yapıyorlar 5-10 sene, ondan sonra insana girmesi bir 30 sene 50 sene, böyle bir vakit yok artık. Robotlar üzerinde deneyler yapılıp bir anda şöyle bir şeyi gibi, çizgisi gibi bir anda önümüzdeki 3-5-10 sene içinde göreceğiz sağlıktaki gelişmeleri. Benim sonlara doğru gelirken en dikkatimi çeken ve huzursuz eden, beni de biraz telaşa düşüren mesele insanın zihin, mental sağlığı. Yani o kadar büyük yalnızlık var ki. Yalnızlık dediğimizde işte 70 yaş üstündekilerin tek başına yaşaması, aylarca hiç kimseyle merhaba bile demeden evlerinde yaşaması değil sadece. Daha da yani onu zaten biliyorduk. İşte yurtlar, yaşlılar yurdu vesaire bizde de olmaya başladı. Ne yazık ki diyorum. Çünkü aile kadar güzel bir şey yoktur aslında. Ancak işte bu sanayi toplumu mecbur ediyor insanları. Fakat daha da korkuncu, gençler, 20 yaş altındakilerin %40'ının neredeyse yarısı, o konuşuluyor, %40'ının yalnızlık çektiğini, yapayalnızlık çektiğini. Eskiden arkadaşım dediğiniz 3, 5, 10 kişi varken sonradan bu 3 kişiye düşmüş, şu anda 2 kişi, sadece 1 kişi sayabiliyorlar gençler, arkadaşım diye. Akıllı ilaçlardan bahsedildi. Yani smart drugs, o zaten
gelmeye başladı. İnşallah yakında gelecek. Nedir? Doktora gidiyoruz. İşte şuran ağrıyor. Ha, ona göre şu reçete veriliyor. Ama her ilaç herkese farklı etki yapıyor. O yüzden de şu anda genetiğine göre, DNA'ine göre ilaç üretimine başlandı. İnşallah bu çok yakında gelecek ve çok değişik, iyi bir gelişme. İkinci bir şey, gelir seviyesi dünyada biliyorsunuz gittikçe fazla açılıyor. Çok fakirle çok zenginin arasında. Bu da sağlıkta obez rakamını konuşuldu içeride, onu yazmışım. Obez sayısı 75 yılından bu yana devamlı artıyor, deli bir şekilde artıyor. Şu anda 2 milyara yakın obez var. Yani açlık seviyesi ayrı, bir de 2 milyara yakın obezden bahsediyoruz. Bu OCD bozukluğu, hani hepimiz bir takıntımız gittikçe olmaya başladı. Ondan bahsediliyor ve bunun hakikaten ileri safhalara gittiğini, ondan sonra işte depresyonlar vesaire vesaire. Stresin hep toksit olduğu düşünülüyor fakat bir yanda da daha düşük seviyede stresin faydalarından bahsedildi. O da enteresandır. Depresyon 400 milyon kişiden bahsediliyor şu anda. Ve bu akıl sağlığının şu anda dahi her 4 kişiden birinin hayatının belirli bir seferinde veya sürekli bununla savaşacağım. Ve yalnızlıktan bahsettim. Bunun artık bir hastalık değil, bir epidemi haline geldiğini. Ben bilmiyordum. Paris'te şu anda bile apartmanların, yani dairelerin, yaşayanların %50'si tek kişiymiş. Tek kişi, bir kişi yani. Aile falan bırak, arkadaşın, kocan, hiçbir şey yok. İskandinavya'da daha da fazlaymış bu. Genetik haritalama başladı. Şu artık konuşuluyor, yeni doğanın eline verilmeli mi genetik haritan senin budur diye. Mikrocerrahi zaten robotlar tarafından başlandı vesaire. Yani netice olarak Davos'ta hep böyle işte şu politikacı şunu dedi, bu politikacı bunu dedi falan filan da, evet, siyaset biraz daha otoriteleşti. İşte globalleşmenin tam bir aksi vesaire, bunları biliyoruz. Bunlara karşı da bu bir trenddir. Yarın öbür gün gene değişebilir. Ama netice olarak, son olarak daha pozitif bir düşüncemi söyleyeyim. Biz insanlar bütün bu saydığım negatifleri görebiliyor. Biz bunların hepsini görüyoruz. Bunu başkası değil, biz insanlar görüyoruz. Ve o yüzden de bizim zaten içimizdeki survival, yaşayabilme, bunu kullanarak biz bunların üstesinden geleceğiz diye düşünüyorum. Ve inanıyorum ki insanlar kendi akılları, vicdanları, empati gücü ve bence en önemlisi sevgi kabiliyetiyle AI'ın da, yani bu akıllı gelişenlerin de üstesinden gelecek. Ve son olarak tekrar Jack Ma'ya dönmek istiyorum. İki gün önce burada söylediği bir çok mantıklı, basit bir şey. Demiş ki herkes endişeli olduğunda, ki şu anda herkes her şeyden endişeli, işte klima dedim, şu dedim, bu dedim, savaşlar, soğuk savaş, sıcak savaş, herkes endişeli olduğunda sürüden ayrılacaksın ve bunun içindeki imkan ve fırsatı göreceksin. Çok teşekkürler. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için.